Öncelikle e, olayın başlangıcından bugünkü tarihe kadarki soruşturma sürecinde dosya erişimimiz kısıtlanmış idi. Buna ilişkin yapmış olduğumuz başvuruların hiçbiri neticelenmedi. En son yaptığımız başvuruya ilişkin Cumhuriyet Savcısının başvurumuzu reddetmesine ne dair Anayasa Mahkemesi'ne e, adil yargılanma hakkını ihlalinden dolayı bir başvurumuz oldu. Ancak buna ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin bir şey olduğu bir karar yoktu. Ancak e, Dosyanın açılış açıldığını, iddianamenin hazırlandığını ve Şanlıfa 6 Ağır Ceza Mahkemesi'ne tevzi edildiğinin bilgisini biz Anadolu Ajansı'nın haberinden öğrenebildik. Bize tebliğ edilen bir iddianame yok, tebliğ edilen bir tensip de yok. Ee, biz medya aracılığıyla davanın açıldığını öğrenebildik ve bu konudaki bizim e, adil yargılanma talebi ve soruşturmada bizim bizimle ilgili dosya erişimimizle ilgili yapılan kısıtlılık halen aslında devam etmektedir. Bizim dışımızda herkes dosyaya ulaşabildi. E, dosyanın mağdurları e, ve biz e, mağdurların e, vekilleri dosyaya ilişkin maalesef hiçbir bilgi belge alamadık bugüne kadar. İddianameyi incelediğimizde İbrahim Halil Yıldız, sanık olarak değerlendirilmemiş. İddianamede sanık olarak görülmek görülmemektedir. Ee, ancak olayın başlangıcında ve hastanede devam eden olayın bitiminde İbrahim Hal Yıldız her iki olayda da hazır bulunuyor. Orada eee bulunmaktadır. Ki iddianameyi incelediğimiz zaman eee hastanede eee bulunan kişilerin eee HTS kayıtları incelenmiş savcılık makamınca. orada HTS kayıtlarına göre baz istasyonundan, cep telefonundan mı yayın olan kişiler tespit edilmiştir. İbrahim Halil Yıldız'ın da e, iddianamede e, bazı tanıkların orada bulunduğu, topluluk içerisinde hazır bulunduğu hastanede e, o da hastanede Mehmet Şah'ın bulunduğu yerde e, gördüklerini beyan etmişlerdir. Dolayısıyla hem olayın başlangıcında hem de olayın bitimi olan hastanede İbrahim Halil Yıldız'ın bulmuş olması e, bu dosyada sanık olarak gösterilmesi gerekmekteydi. Ancak elde etmiş olduğumuz iddianameye Baktığımız zaman İbrahim Hırdızla ilgili bir işlemi biz görmemekteyiz. Haliyle e, ileri süreçte dava görülmeye başlandığı an buna ilişkin daha da ayrıntıya hakim olacağız. Eğer ki var, varsa kendisi hakkında bir fezleke bunu da edinmiş olacağız. Eğer böyle bir girişimde de bulunmamışsa bizim buradaki hüküm, hüküm mücadelemizi aynı e, kararlılıkla özellikle e, olayın baş aktörü olan İbrahim hayırdızla ilgili de gereken itirazlarımızı, gereken taleplerimizi e, e, ısrarla mahkemede e, ta, e, dile getirmeye devam edeceğiz. Şimdi bu kadar teknik bir bilgiyi ...teknik bir bilgiyi, tecrübeyi e, bilebileceklerini düşünmüyorum sanıkların. E, bu konuda bir destek aldıkları her türlü alenen ortada. E, şimdi haliyle bu e, cihazları sökülmesi, bu cihazların bulunduğu hücrenin kapısının açılması... E, ...sonra bu cihazların teknik bir bilgiyi gerektirecek şekilde e, ve tecrübeyle sökülüp... ...muhafaza altına alınması ve sonra hastane dışına çıkartılması şu anlama geliyor. Birilerinin buna göz yumduğu ya da bir şekilde bunlara yardım ettiği anlamına gelmektedir. Biz idanamede özellikle sadece delileri karartmayla ilgili 5 kişi hakkında bir İdaname'nin hazırlandığını görmekteyiz. Ancak bu delileri karartan kişiler, kişilere yardım eden bu konuda kendisine belki de ön ayak olan ve bilgi veren oradaki bulunan kolluklarla kolluk mensupları ile ilgili hiçbir eee idanamede bir bilgi göremedik biz bir açıklama da göremedik. Yani o kadar kişinin bulunduğu bir ortamda e, güvenlik gücünün bulunduğu bir ortamda rahat bir şekilde bu işlemi yapmaları e, büyük ihtimalle ya birilerinin göz yumması ya da birilerinin yardım etmesiyle olur. Bu birileri dediğimiz kişiler de muhakkak oradaki hastanenin e, hastanede bulunan kolluk güçleri ya da hastane etkileri tarafından bu e, bir şekilde bu imkan tanımış olduğunu düşünmekteyiz. Bunun ilişkinde idanamede bir e, e, ayrıntı göremedik. Buna ilgili bir e, de göremedik. Aile Adalet Nöbeti'ne başlarken net bir şekilde taleplerini açıklamış idi. Birincisi hastanede İsvet Şen Yaşar'ı ve Adil Şen Yaşar'ı kat eden insanların e, yargılanması. İkincisi ise e, Fadıl'ın haksız olsuz bir şekilde tutukluluğunun ortadan kaldırılması ve serbest bırakılmasıydı. E, birincisi kısmen de olsa gerçekleşmiş gibi görünüyor. E, ancak ikinci husus halen... Talep, ikinci talepleri ise halen yerine getirilmediği için ailenin bu konudaki adalet e, nöbetinin devam edeceği aile tarafından bize bildirildi. E, bu konuda e, aile kararlı e, ve tüm e, e, hukuk camiasına, e, Türkiye'deki tüm hukuk camiasına e, ve aileye destek sunmak isteyenlerin ailenin bu adalet e, çığlığına ve adalet nöbetine desteklerini devam etmesini talep ediyoruz sizin aracılığıyla. Şimdi iddianemeye bakıldığı zaman iddianamede esasen esasen olayın olayın icra edildiği, olayın meydana geldiği tarihten sonra o dönemin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dinlenen tanıkların beyanları dışında dosyaya yeni giren delil, bulgu, rapor sadece 2021 ve 2022 yılında elde edilen bir incelemeleridir. Bunun dışında bir belge bulgu göremedik. Haliyle aslında bu kadar uzun bir soruşturma yürütülmesinde hiçbir anlam, mana bulunmamaktayız. Keyfi bir uzatmaydı. Bu kadar uzun süre bu soruşturmanın idareye dönüşmemesi tamamen e, objektiften uzak bir soruşturmanın yürütüldüğünü e, biz bir, bir kez daha görmüş olduk. Elle tutulur ciddi bir delil dosyaya konulmamış. Aslında olayın başlangıcında e, dönemin e, e, Cumhuriyet Bağ Savcılığı, olaya ilişkin bütün delilleri, tanık tanık delillerin hepsini toplamışydı. Bu kadar dosyayı aslında o dönem çok kısa bir sürede davaya dönüştürmesi gerekirken dönüştürmemiş ve bu bugüne kadar getirilmesi de bizim açımızdan dosyada adil bir yargılanma ve etkin bir soruşturma yürütülmediği kanaatini tekrardan ortaya koymaktı.